Yepyeni bir tepkikolik bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Keyiflerimiz nasıl, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanımayan arkadaşlarımız için kameraya da bakarak kendinizi tanıtır mısınız? Peki, ismim Hasan Ağaca, emekli emniyet mensubuyum. Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı koruma, üst düzey devlet büyükleri koruması, daha sonrasında da terörle mücadele birimlerinde görev aldım. Adım Mesut Demirbilek, emekli ve emniyet duruyorum, başta onu söyleyeyim. Hayatım 20-22 yıl kadar suçla mücadeleyle geçti 2005 yılına kadar. 28 yıl Emniyet Müdürlüğü'ne hizmet ettim. Son 8 senem İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Cinayet Büro'dan emekli oldum. 95 yılında polis oldum. Belli bir süre araştırma ve cinayet polisliği yaptım. Benim olayım fail meçhul cinayetlerdi. İçişleri Bakanlığı'nın başka bir programına dahil oldum ve uluslararası atış ve SWAT ekiplerini eğiten bir kadronun içerisinde yer aldım. 8 tane yurt dışı görevinde bulundum. Özel hayatınızda tanımadığınız birisiyle polis olduğunuzu söylediğinizde genellikle tepkileri nasıl oluyor? Yani insanların polise karşı tutumu nasıl? Eski yıllarda polislik bir itibardı. Ama günümüzde meslekler de robotlaştı. İnsanlardan, halktan ayrıştırıldı. Kadın polis görünce hoşlarına gidiyor. Sorular sormaya başlıyorlar ama cinayette çalıştığımı öğrendikten sonra bir aa oluyor herkes. Anlat diyorlar değil mi? Anlat diyorlar. Biz ama o zaman da hiç aklımda aklımıza gelmiyor. Erkeklerde ki tepki farklıdır. Derler ki ağır var. Ne olaylarla karşılaşmışsındır be abi sen ya. Ne cinayet olayları falan filan. Kadınlardaki ise biraz daha farklı. Çok iyi benden cinayet dedektifi olurdu diye tepki gösteren kadınlar çok fazladır. Çünkü gerçekten de böyledir aslında. Dualarında zaten o zekaları gereği çok daha kısa sürede hani bir yalanı yakalayabilir. Fotoğraf hafızaları çok daha iyidir kadınların. Hani doğasında vardır bu konunun. Çocukların tepkileri çok enteresandır. Söyler bak diyor şu Mesut amcam var ya sen cinayet nasıl polisiymiş falan. Aa yapma. Sen hiç adam vurdun mu abi? Demek şeyleri bu. Sen kimseyi öldürdün mü? Genelde olumlu. Hani ben prensip olarak da özel hayatımda polis olduğumu paylaşmam insanlarla. Ama gerekirse uygun bir lisanla paylaşıyoruz. Elbette ki olumsuz tepki aldığımız çok enteresan tipler de çıkmıştır karşımıza ama yani mesela bir olay var, insani olarak dayanamıyorsunuz. Konuyu yatıştırmak için ben polisim diyorsunuz. Adam ukalalık yapıyor. Bana ne polisten moduna giren insanlar da olabiliyor tabii. Yani böyle modeller de var. Şimdi bugün ne yapacağız sizinle birlikte? Bugün film ve dizilerdeki polis sahnelerini izleyerek yorumlamanızı rica edeceğiz. Bu sahneler ne kadar gerçeğe yakın, ne kadar uydurma? Aslında bunları söylemenizi rica edeceğiz. En sevdiğim bölüm. İşte ya bu sahnede olmamış, İşte burada hata yapmışlar diyor musunuz yoksa? Tabii. Benim eşim de emniyetçi olduğu için zaten gülerek izleriz, kendimize pay çıkarırız. Burada zevkli gelir. Benim uzmanlık alanım operasyonel. Filmi izlemeye başlayınca bu sahnelere gelince çok gerçekçi olmadığı için hikaye ne olursa olsun izlemekten vazgeçiyorum yani. Etrafımı da rahatsız etmiş oluyorum. Hemen yoruma başlıyoruz. Tamam konuşma da bizi izleyelim bari sohbetine dönüşüyor iş. Evet. O meslekten gelince ister istemez o uzmanlıkların bir anda depreşiyor. Ya diyorsun ki arkadaş bu böyle olmaz. Behzat Ç'yi çok beğenmiştim. Türk dizilerinden bahsedelim. Ama Arka Sokakları da seviyorum. Arka Sokakları izleyince benim bile polis olasım geliyor yani. Her şeyi biliyorlar. Her olaya giriyorlar. Her şeyi biliyorlar. Evet her olaya giriyorlar gerçekten. Her olaya giriyorlar. İlk izleyeceğimiz dizimiz Kurtlar Vadisi Pusu efendim. Evet. Şimdi izleyeceğimiz sahnede Polat Alemdar tüm Türkiye'de polisler tarafından aranıyor ve kendisi şimdi izleyeceğimiz sahnedeki olayı gerçekleştiriyor polisler tarafından aranırken. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Elini kolunu sallayarak polis amirliğine, ilçe emniyet amirliğine giriyor. Ama böyle bir dünya yok yani. Sanki Polat Alemdar bizim müdürün üstü gibi geldi. Değil mi şey böyle? Teslim oluyorum. Buyurun oturun. Evet, şimdi burada tabii bu kadar aranan bir suçlusunuz. Ya tabii ki mümkün değil. Öyle elini kolunu sallaya sallaya ceketi omuzunda öyle içeriye girme gibi bir şekil yok bizde. Merkez noktası aslında polisin bu kadar pasif gösterilmesi. Evet.
bu kadar rahat değil. Makam girişinin önünde park ediyorlar. Ona müsaade etmezler. Ha, bir kere orada hata var. Tabii orada hata var yani. Ha. Nöbetçi bir kere ona müsaade etmez. Kapıdaki nöbetçi. Karakol nöbetçisi demek içerideki diğer polisler ona güvenerek görev yapıyor demektir. Her ne kadar gelen böyle Polat Alemdar rolündeki kelli felli biri de olsa veya sıradan bir vatandaş da olsa kapıdaki nöbetçinin görevi niçin geldiniz, kime geldiniz diye sorar. Aracını da orada park etmesine kesinlikle müsaade etmez. Açılan hani biz geliyoruz böyle bir konuda diye bir olay. Sakın böyle bir şey denemesin der. Böyle bir konu yok tabii ki hiçbir yerde. Polat Alemdar da olsan, başka konuda olsan yok. İçeriye bilgi verilerek alınır. Yani öyle yol geçen anda üst araması yapılır. Üst araması yapılmadan, kimlik alınmadan asla aranmaz. Evet. İçeri alınmaz. Zaten orada kimlik sorgusu yapılırken onun aranıp aranmadığı ortaya çıkar. Ha, değil mi? O zaten müdürün odasına da o şekilde gidemez. Araması olduğu için direkt yanına polis gelir, polis eşliğinde gider. Bir emniyet müdürünün odasına polis memuru dahi bu kadar rahat giremiyor. Yani bir özel kalemi vardır, sekreteryası vardır. Ama pardösüler omuzlarında, bellerinde ne var hiç belli değil. Belki de emniyet müdürünü orada çıkaracak, silahlarını teslim edecek. Bunlar gerçek dışı işler. Gerçek hayatta nasıl olur onu size söyleyeyim. Avukatı emniyetle irtibata geçer, der ki müvekkilim teslim olmak istiyor, gelir. Zaten haber verilmiştir, içeriye alırlar. İfadeler alınmak için ya da belli konuları işte avukatı hazır gelmişken ifadesi alınsın, bilmem ne. Üst araması yapılır, her şey alınır, çıkartılır. Geçiyoruz arka sokaklara. Gerçekten tüm Türkiye'nin bildiği yıllardır süren bir dizi. Oradan birkaç sahnemiz olacak. Melek neredesiniz? Yoldayız abi, az kaldı. Biz daha yakınız, müdahale için sizi bekleyeceğiz. Telsizde abi diye bir konuşma abi, yok. Tamamdır abi, görüşürüz. Bitecek. Ve kendisi telefonla konuşuyor. Aynen. Biri telefonla, öbürü telsizde. Böyle bir şey yok yani. Telsizde gayet resmi, kısa ve net ifadeler kullanılır. Biz daha yakınız. Müdahale için sizi bekleyeceğiz. Tamamdır abi. Orada görüşürüz. Bitecek. Az kaldı. Bitecek. Umarım. Şimdi birisi cep telefonuyla konuşuyor. Birisi telsizle cevap veriyor. Böyle bir şey olamaz herhalde değil mi? Yok, böyle bir şey mümkün değil. Zaten abi diye de hitap şekli o yok telsizde. Bunlar kendi frekanslarıdır büyük bir ihtimalle. Asayişin genel kanalı vardır, terörün genel kanalı vardır, protokol kanalı vardır. Ama özel şeyler konuşacaksanız, yakın mesafedeyseniz kısa kanal diye adlandırdığımız, hani belli bir alan içerisinde özel görüşme yapacağınız ama orada bile abi bilmem ne böyle laubali konuşmalar falan olmaz yani. Bu cep telefonlarının olmadığı dönemdeydi. Şimdi cep telefonu var zaten. Artık çok ivedi, acil bir konu, herkesin duyması gereken bir konu olmanın telsiz bile kullanılmıyor yani. Artık her şey cep telefonuyla. Kendini tanıtıyorsun işte, atıyorum. 45-25 merkez, 45-26. Burada şöyle şöyle bir konu var. Şu anda biz şuraya intikal ediyoruz. Öyle abisi mabisi yok. Herkes, çünkü onlar kayda alınır. Resmi kayıtlardır. Telsiz konuşmaları çok önemlidir. Hani mesela Asayiş Şube Müdürü'nün kodu bellidir. Müdür yardımcısının kodu bellidir. Ekiplerin kodları bellidir. Kodlarla hitap edilir. Şey gibi değil mi? Atıyorum 30-46'dan 50-52'ye. 45-10 merkez, 45-12 gibi. Yaya devriyesine kadar herkesin bir kodu vardır. Ama bu kodları mesela askeriyle bizim aramızda ters gider. Biz önce kendi kodumuzu söyleriz. Kimin anons ettiği anlaşılsın diye önce kendi kodunu söylersin. Polis de bu şekildedir. Askerde de tam tersi. Araya merkezi katmak zorunluluğu vardır. Çünkü merkez ola ki telsizi karşı taraf duymazsa devreye girip aktarım yapar. Ama asker merkezi pek kullanmaz. Roleli telsizlerde merkez takip eder. Haber merkezi diye geçer bu. İşte İl Emniyet Müdürü 3310 kodu. 3310 merkez kimi anons ediyor işte? 3320 yardımcısını. Şahıslar değildir burada. Makamların kodu vardır. Evet. Orada hatta olayların da kodu vardır. İşte ben şu anda 712 kodlu olaya gidiyorum. Haber merkezi der ki şu anda falan falan semtinde 112, şu adrese 112 oluyor şu anda. Ya da 125 nolu olay oluyor. Bunlar hepsi kodlamalardır. Kodlamalarla gidersin. Başka bir telsiz sahnemiz var Behzatçı'dan. Seviyorum merkez. Merkez dinlemedi. Seviyorum merkez. Merkez dinlemedi. Seviyorum merkez. Harunla bu. Seviyorum diyorum, anladın mı? Seviyorum merkez. Anlaşılmadı, tamam. Lan birinizi alayım be. Seviyorum merkez, seviyorum, anladın mı? Gereksiz anons yapmayalım. Kodun ne senin? Böyle bir soru sormaz merkez, çünkü onun kodunu merkez anında görüyor ekranında. Kimin anons ettiğini bilir. Ha, öyle mi? Tabii. Yaptığı hareket, işte hani sesler, şunlar bunlar,
orası doğru oturtmuşlar. Gerçekçi. Bir kere gerçekçi, tamam. Ha, oradaki kişinin o andaki psikolojik konuları bu hiç olmamış. Olmuştur tabii canım. Yani biz de bizim zamanımızda da şimdi de... Böyle bir anons eden olmamış mıdır? Olmuştur. Gerçekten. Tabii ki olmuştur ama merkez anında devreye girer. Birilerini yönlendirip aldırır onu. Bazen mandal takılı kalınca duyabiliyoruz. Mesela evde çocuk sesini duyabiliyoruz. Dışarıda muhabbet sesini duyabiliyoruz. Ama o zaman zaten hemen haber merkezi devreye girip uyarıyor. Burada da öyle oldu zaten. Evet. Küfredenler de olmuştur. Bağıranlar da, çağıranlar da, yöneticisine, amirine bağıran eden de olmuştur. O anda kafayı bozmuştur. Bunun yaptırımı oluyor. Yaptırımı olur tabii. Olmaz olur mu? Çünkü suçla mücadele etmek için kullandığım bir iletişim aracıdır bu. Gereksiz yere konuşamazsın. Çünkü o anda bir başka ekibin telsizle konuşması gerekir. Çünkü aynı anda konuşamazsın telsiz yapısında. Ya onun o anda ihtiyacı varsa, o açıdan bu tarz konuları haber merkezi müdahale ederek gerekirse hemen baskılar ve ilgili her kimse onu direkt yönlendirmeye çalışır. Gerçek hayatta ne olurdu ama söyleyeyim. Böyle bir konusu var, tespit edildi. Soruşturma açılır. Muhtemelen bulunduğu yerden görevden de el çektirilirdi. Her şey yolunda. Merkez filminden hemen bir sahne izleyeceğiz. İzleyeceğimiz sahne bir polis akademisinden bir sahne ve bir sınav sahnesi. Böyle bir sınav gerçekten var mı diye soracağım. Bu sınav sahnesi mi şu anda? Evet, evet. Şu an sınav. Daha kafadan koptu. Böyle bir sınav yok. Operasyon tamam. Kaçak silahları ele geçirdik. Kimse kımıldamasın. Sakın ters bir hareket yapayım deme. Yat yere yat. Bence sen yatsan daha iyi olur. Haydi buyur. İndir lan o silahı. Bam! Ya canlı bomba olayları oluyor. Hepiniz öldünüz ya. Aferin Serkan. Sayende hepimiz bu sınavdan çaktık. Sınavdan çakmadan Azce. Hepiniz böyle öldünüz. Bir sınav şekli yok yani. Gerçekte herhangi bir alakası olmayan bir sahne. Silahları ele geçirdik. Oradan bombalı bir şahıs çıkıyor. Hepinizi öldünüz. Yani saçmalamışlar. Evet. Tatbikat olarak yaptırılıyordur. Tabii gerçekte bu şekilde olmuyor. Dışarıda gözcülerimiz olur, arkadan takipçiler olur. Yani kimse arkadan bize bu kadar kolay yaklaşamaz. Son tutunma noktası vardır. Son tutunma noktasından ilerleyiş vardır. Çevre emniyetini sağlayan ekipler vardır. Son değerlendirmeden sonra suyun akışı gibi operasyon sonlandırılır. Eğitim için mi? Yani polisiye bir sınav şeklinde mi değerlendirir? Aynen. Hayır. Şu gördüğümüz sahne bina operasyonu, bina içi operasyon. Ama daha okuldan mezun olmamış aday adayı deriz biz onlara. Aday adayı öğrencilerde böyle bir eğitim yok. Tabii çok farklı. Hem hukuk dersleri vardır, hem mesleki dersler vardır. Oralarda verilir. Bunun yanı sıra işte operasyonlar, silah kullanma ve benzeri eğitimler de vardır. Bu tarz sahneler daha fazla özel harekat birimlerinin olduğu eğitimlerde oluyordur. Polisliğin içinde ondan sonra bizim operasyonel birimlerimiz ayrılıyor, uzmanlık alanlarımız ayrılıyor. Onları polis olduktan sonra o yetenekleri kazanacak. İşte özel harekat birimimiz, efendime söyleyeyim terörle mücadelenin farklı birimleri vardır, operasyonel birimleri vardır. Temel olarak bazı şeyleri bilirsiniz. Onun bazı ufak tefek eğitimlerini alıp bunun sınavlarına giriyorsunuz. Ama bir taraftan da hani bu her polis akademisi öğrencisi böyle özel harekatçı olacak diye bir konu yok yani. Devam edelim sonraki sahneye. Tabii sahneniz. Ki. Çekin şöyle çekin. Çekil bakayım. Geç öyle. Burası panayır yerine dönmüş Rıza baba. Evet panayır yerine dönmüş. Bisik çadırı eksik. Yani içeride silahlı şahıs var. Silahlı operasyon yapılacak ve vatandaş oradan uzaklaştırılmamış. Daha konu baştan koptu. O sokakta hiç kimsenin olmaması gerekiyor. Oranın boşaltılması tamamen gerekiyor. Tamamen boşaltılması. Tamamen yani. Kesinlikle çünkü içeride silahlı eylemci var. Oradaki resmi görevlilerin işi de odur zaten. Şerit çekilmiş ama vatandaş ve kameramanlar şeridin yapışmış vaziyette. Evet. Böyle bir sahne yok. Silah patlasa çünkü onun sorumluluğunu kimse alamaz. Orta taraftan giriyorlar. Orta tarafı tutun. Asana şunu ya. Memur Bey biz de tamam. Görevimizi yapıyoruz. Memur Bey. Yarım saatte kaç kişi yarandı? Haberin var mı senin? Biz de kamu görevi yapıyoruz. Ha? Halkın haber alma hakkı var. Onların yaşama hakkında konuşalım mı seninle biraz? Kapat şunu kapat. Memur tamam Bey. Kardeşim tamam. Yayın arası kestik. Ya üslup olarak yanlış ama yaptıkları hareket doğru. Değil mi? Çünkü bir olay yerine gittiğimizde yani mutlaka çevre güvenliğinin olması gerekiyor. Yani vatandaşla veya gazetecilerle, basıncılarla çok iç içe olmamamız gerekiyor. Çünkü zaten camdan ateş ediyor. İç içe yan yanalar falan bu artık bu konularda olmuyor. Geçmişte bunlar çok daha fazla yaşanıyordu. Ya burada şimdi bakıyorsun hemen giriş tarafının olduğu yerde yapmışlar. Oldukça sokağı kapatıyorlar ya da diğer alanlara girmiyorlar. Çünkü
kurşun adres sormaz diye bir laf vardır. Yani oradaki bir çatışma olduğu zaman ki silahlı bir durum var orada, bu olacağı belli. Polis de bir yere bir operasyon yapıyorsa, basın oraya kadar girebiliyorsa ondan sonrasına müdahale etmenin bir manası yok. Basının oraya girmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Tehlike noktasının dışında tutulması gerekiyor bunlar. Bu önlemler alınmadıktan sonra dönüp de o vatandaşa niye çektin, çekmedin, bununla alakalı polemiğe girmenin bir manası yok. Onun da işi o. Normalde canlı yayına da izin vermezler yani hemen. Ha, sonrasında olay mahallini anlatan bilmem ne çekimler yapılabilir ama olay anında daha müdahale edilmemiş, karşı tarafın malzeme olarak kullanabileceği materyaller verdirilmez, verdirilmemesi gerekiyor yani. Basın mensuplarımız biraz bu konuda bazen pervasızlık yapabiliyorlar. Çok karşılaştım, tenzih ederim görevini dürüst yapan arkadaşları. Bazen yaptıklarının hata olduğunu, insan hayatına zarar verebileceklerini, görev yapan insanın görev mahallinde ona sıkıntı yaşatacaklarını hesap edemiyorlar. Sadece biz basınız, çekeriz, alırız modundalar ama öyle bir şey yok. Orada söylediği kelime çok önemli. Basın özgürlüğü, insanların yaşama özgürlüğü daha önemli. Ona engel oluyorsun. O çok önemli güzel bir cümle. Mesaj verilmiş. Çok güzel bir mesaj var orada. Evet. Yani diğer şeyler hatalı olsa da tek doğru şey oradaki en önemli şey o mesaj. Arka sokaklar, onu da çok severim ama yani o da bir polisiye drama olarak görürüm. Bir prosedürel bir polisiye olarak görmem arka sokakları. İstanbul'a bütün suçlarına tek bir ekip bakıyor. İntihara da o gidiyor, teröre de o gidiyor, narkotiğe o gidiyor, cinayete o gidiyor. Bu böyle fantastik bir konu. Ama artık bu işi özel harekatın görevlileri yapıyor. Bu iş bir uzmanlık işidir. Yani işte öyle o eve girilecek, içerideki kişiyi etkisiz hale getirmeye çalışacaklar. Ama bu oradaki kişilerin görevi değil. Şimdi geçiyoruz yeniden Behzat Ç'ye. O sen misin lan? Evet. Siz kimsiniz? CSI Dikme. Çekil lan şuradan. Ne oluyor? Girin demedim ki. Ulan dün gece Nazlı'nın çalıştığı pavyona gitmişsin lan. Niye gittin lan? Ha? Oh, seninle konuşmam gerekiyordu. Lan seni bulacaklar demişsin. Kim bulacaklar? Bırak beni anlatacağım. Yürü. Geç. Evet. Evet. Bayağı sert bir sahne. Yani böyle bir polislik bugünün dünyasında kalmadı. Benim mesleğe girdiğim yıllarda vardı. Vardı. Hukuk buna müsaade ediyordu o zaman. Günümüz dönemi dizisi değil de 70'li 80'li yılların dizisi gibi bir dönem polisiyesi olarak yapılsaydı hepsine bravo derdi. Ama günümüzün şartlarına yaptığın zaman bu dönemin içerisine uymuyor. Ama şu an hukuk buna müsaade etmiyor ve kendini, görev ve yetkilerini bilen hiçbir polis kendini hukuken sıkıntıya sokacak böyle bir ahmaklık yapmaz diye. Anayasada da geçer, ilgili bütün kanunlarda da geçer. Suçu sabit olana kadar mahkemece herkes suçsuzdur. Bitti. Yani sen oradaki insana girdin, vurdun, kırdın, yaptın. Yok öyle bir konu. Kaba bir üslup ama gerekiyor bazen. Kendimiz için söylersen biz cinayet zanlısının evine giriyoruz. Adam 35 yılla yargılanacak veya kadın 35 yılla yargılanacak. Her şeyi yani, yapabilir. Her şeyi yapabilir. Eve girerken de bu şekilde girilir. Gayet normal çünkü belinden silah mı çıkaracak, evde başkası mı var bilemiyorsun. Direkt karşısındaki adamı etkisiz hale getirmek mantıklı. Bu hayat böyle lay lay lon bir hayatta değildir tabii ki. Yani bu görevde yer alanlar işte cinayet masasında şurada burada her gün birçok hırsızıyla, katiliyle, şununla bununla karşı karşıya kalıyorsun. İşte mafya elemanları şunlar bunlar. Tabii ki muhatap olduğun kişiler bunlar ama burada seni çevreleyen bir kısıt var. Yani kısıt demeyelim ona, bir kurallar zinciri var. O da nedir? Kanunlar. Sen onlar gibi hareket edemezsin. Sen onlar gibi bağırıp çağırıp dövemezsin. Kendini korursun. Orada gerek zor kullanırsın şartlar oluştuğunda. Gerçek olduğunu düşünelim. O şahsı aldılar, emniyete götürecekler, gözaltına alıyorlar. Bir kere gözaltı raporu alacaksın, hekime götüreceksin. Orada darp raporu. Tabii hekim soracak. Bu halin ne? Seni darp ettiler mi? Ettiler. Adam etmediler mi diyecek. Evet. Sen istediğin kadar işte ben alırken bana mukavemet gösterdi bilmem ne de darp edildi diye yazacak. Mahkemeye çıkarırken de tekrar gözaltı çıkış raporları alınıyor. Bu emniyetin her biriminde. Jandarmada da böyle. Dünyada birçok yerde biliyorsunuz hani filmlerde görüyorsunuz ya işte haklarını hukuklarını okuyorlar bilmem ne kendi Bu süreçlerinden bir tanesini yapmadığın zaman isterse seri katil olsun onu tutuklayamazsın. Zehirli ağacın meyvesi derler tam tabiri odur hukuk sisteminde bunu. İzin almadan işte mahkeme kararı ve ilgili konu olmadan siz bir şey yakaladığınız zaman bununla ilgili yaptığınız her şey bir anda yok hükmündedir. Polis bu ülkenin bir kamuoyu araştırmasıdır. Bunlar bu halkın içinden geldi. Çiftçinin çocuğu, belki sokak serserisi olarak
20 yaşına kadar yaşamış bir tip de olabiliyor. Polis de ne kadar kötü örnek yakalarsak bu demek ki halkta da aynı orandadır. Polisle alakalı bizim bir rahatsızlığımız varsa, hitapla alakalı varsa, çok küfürbaz diyorsak, çok hukuksuz diyorsak, inanın ki halkımız da aynı oranda küfürbazdır veya aynı oranda beyefendidir. Yani bunun çok güzel örneklerini de görebiliyoruz. Bir kere polis olarak şunu söyleyeyim. Bu yapılan tabii ki sahneler yanlış. Behzat Ç'de çözülen olaylardan çok onun davranışları herkesin dilindedir zaten. Bu davranışlar herkes tarafından çok sevilir. Hani küfürlü, bağırmalı, çağırmalı bilmem ne davranışlar. Burada vatandaş şapkamı taktığımda bütün izleyicilere sormak isterim. Siz bir polisin size böyle davranmasını ister misiniz, bekler misiniz? Kim olursa olsun, hangi şartlarla olursa olsun. Son sahnemize hemen bakacağız. Necisiniz siz? Animasyon grubuyuz amirim. Oğlum nedir bunların mevzusu? Amirim uygulamadan kaçmışlar. Bir apartmana da böyle girmişler. Arkadaşlar amirimize şovumuzu gösterelim hadi. Benle başlamayalım da önden başlayalım. Başlayalım buyurun buyurun. Hadi Arif başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Sabahlara dayanamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Böyle aşka montajlar lan. Tıda evet. Zaten Kolpaçino bir komedi filmi olduğu için her şey absürt. Gözaltına alınan şahıslar gözaltı odası vardır veya nezarete koyarlar geçici olarak. Amir de pek odasının altında bu şekilde ilgilenmez yani. İlgilenmez derken işi o değil zaten yani. Orada merak ediyorsa gider bakar sorar ayrı konu. Aha. Ama bu iş orada amirin odasında cereyan edecek bir olay değil yani. Bir de birbirlerine o şekilde anlık gelişen bir şey gerçi de birbirlerine zarar vermelerine kesinlikle müsaade etmemeye çalışırlar. Çünkü ona müsaade ettiklerinde kendileri yükümlülük altına girmiş oluyorlar. Böyle bir şey hiç denk geldiniz mi? Yani polis merkezi böyle çok garip olaylar yaşanıyor mu? Çok garip olaylar yaşanıyor. Gerçekten yaşanıyor. Bunlar yaşanıyor. Tamamen soyunup karakollara gelenlerle gördük. Çılçıplak. Tabii. Hiç vaka yokken vaka varmış gibi çağrılan ekiplerle gördük. Yani başka amaçlara hizmet etmek için. Bit atma sahneleri vardır. Yanına bizi yaklaştırmamak için böyle kafalarını sallarlar, bitleri bize atmaya çalışırlar. Tabii tabii. Ondan sonra oldukları yere tuvaletlerini yaparlar. Ya sırf onlara dokunmayalım diye, onlardan uzaklaşalım diye. 90'lı yıllarda Beyoğlu İstel Caddesi'nin durumu bugünkünden çok farklıydı. O yıllarda İstel Caddesi ve çevresinde 2000'den fazla pavyon, saz, bar ve eğlence kulüpleri falan vardı. 2000'den fazla olduğunu söylüyor. 7 gün 24 saat Beyoğlu yaşardı. Şimdi o yaşayan 7-24 yaşayan yerden öyle sahneler gelirdi ki öyle kişiler her akşam toplanır. Sokaklardan, caddelerden uygulamalar yapılır her akşam falan filan. Bu sahneler hani buradaki arkadaşlar biraz daha da normal hatta olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten. İşte yerlisi, yabancısı, dünyanın her yerinden gelenler. Hani bunlar animatör olduğunu söyle. Bunun gerçek hayatta olanları vardı. Bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok hakikaten bilgilendik. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize şunu da söyleyelim. Polislerle bir bölümümüz daha gelecek arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda onun haberini verelim. Polis bu ülkenin kendi öz evladı. Bu halkın içinden çıkan Anadolu'nun insanının çocukları. Hatta en alt tabakanın çocukları öyle diyeyim. Toplumun içinde yaşayan ve topluma bir şeyler vermeye çalışan insanlar, kişi tanımadığının düşmanıdır demiş büyüklerimiz. Polis bu memleketin can güvenliğidir. Sahip çıkalım, kendi korumamız. Çünkü huzur içinde yaşamak istiyorsak bu birime ihtiyacımız var. Polisimize, askerimize ihtiyacımız var. Ve toplumun kendi özbenliğinden çıkan evlatları olduğu için de teşkilatlara, bu kurumlara da, bu kurumun fertlerine de bizim insanımızın sahip çıkmasını rica ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.